Bildiğiniz gibi 108. ayın içerisindeyiz. 10 Ekim katliamının üzerinden 108 ay geçti. Ve bu süreçte yine bir güz mevsimine 1 Ekim 2024'te katliamla ilgili anma planlarımızı sizinle paylaşmak üzere programımızı paylaşacağız. Her şeyden önce bu senenin önemine dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. 9. yıl neden önemli? Hiç şüphesiz 10. yıl 9. yıldan daha önemli olmayacak. 9. yılın içinde bulunduğumuz bu süreçte aslında bu sene aileler ve kamu oyu olarak çok fazla 10 Ekim katliamı kapsamında değişik badireler atlatarak 108. aya geldik. Bunlarla ilgili en önemli dikkat çeken husus belki de adalet mücadelemizle ilgili bu zamana kadar getirdiğimiz 9 yıldır sürükleye, talep ede ede, gözyaşı döke döke, metanette duruşma salonlarını doldura doldura geldiğimiz 9. yılda 1 Temmuz 2024 tarihinde verilen kararla birlikte aslında 10 Ekim katliamı adalet mücadelesi başka bir aşamaya evrilmiş bulunmaktadır. Neye evrildiğiyle ilgili geçmişten beri çok fazla hafızamız var. Başından beri 10 Ekim katliamını insanlığa karşı suç atfedip, insanlığa karşı suç olarak kabul etmediğimiz takdirde gerçek adaletten bahsedilemeyeceğine dair defalarca kez kamuoyuna, Türk yargısına, Türk devletine ve bu süreçte derdimizi anlatmak istediğimiz herkese söylemişizdir. Ama geldiğimiz noktada 1 Temmuz itibariyle insanlığa karşı suç olarak başlatılan iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Bu şu demek oldu bizim açımızdan. Biz Sivas katliamının akıbetine uğratılmaması için verdiğimiz 9 yıllık topyekün bir mücadeleyi 1 Temmuz 2024 tarihinde yani birkaç ay önce maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Bu bizi daha fazla öfkeli yaptığı kadar bu sistemle ilgili daha çok bir arada kalmaya, daha çok dayanışmayla ayakta kalmaya, sesimizi daha çok duyurmaya ihtiyaç duyduğumuzu da gösteriyordu. Bu anlamıyla 9. yılında resmin bütününe baktığımızda adalet mücadelemizin, yıllardır süre gelen adalet mücadelemizin hukuk devleti nezdinde, devlet nezdinde bir karşılığının bulmadığını bilerek 9. yılda anmada anıtımızın, sembolik anıtımızın önünde daha fazla öfkeyle bulunacağımızın altını çizmek istiyoruz. 10 Ekim basına ve kamuoyuna. 10 Ekim Ankara Garı katliamının üstünden 9 yıl geçti. Adaletsiz, barışsız, eşitsiz, haksızlıklarla dolu 9 yıl. Acımızın, yasımızın, öfkemizin azalmadığı 9 yıl. Bu 9 yılda bütün çabamıza, mücadelemize, inadımıza rağmen siyasi iktidar, yargı bizim taleplerimize, bizim istemlerimize kulak tıkadı, görmezden, duymazdan geldi. 9 yılın sonunda Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından birinin yargılamasını sıradan bir yargılamaya dönüştürmek için ellerinden geleni yaptılar. Kendi açılarından da başarılı oldular. İki IŞİD'li katil canlı bombanın devlet güçleri tarafından kullanılarak, gözetlenerek, yol verilerek 104 arkadaşımızın katletmesini, 500'den fazla insanın yaralanmasını insanlığa karşı işlenmiş suç saymadılar. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, IŞİD seviciliğine devam ettiler. Bunun yanı sıra acımızı, yasımızı bir nebze olsun giderecek olan ve toplumsal hafızamız için, sadece bu toprakların toplumsal hafızası için değil, bütün toplumsal mücadeleler için büyük önem taşıyan 10 Ekim Ankara Garı katliamı anıtının yapımını ellerinden gelen bütün zorluğu çıkardılar. Hala çıkarıyorlar. Aylarca, yıllarca katliamın yapıldığı meydana bir anıt yapılmasını talep ettik. Her ay anmasında bu talebimizi biz dile getirdik. Her görüşmelerimizde gerek muhalefet kanadıyla, gerek belediye yetkilileriyle, gerek de iktidar kanadıyla yaptığımız her görüşmede bu talebimizi dile getirdik. Basın aracılığıyla, basın açıklamalarımız aracılığıyla dile getirdik.
ancak yok sayıldı. Bu yönde girişimlerimiz hatta engellendi. Hatırlayın, TMMOB'nin açtığı uluslararası bir yarışma vardı bu anıt için. Bizim derneğimizin eş sözcüsü Mehtap Sakinç'in de içinde olduğu bir jürinin seçtiği projenin gerçekleşmesini 3 sene önce miydi tam hatırlamıyorum. Bir gün önce valilik kanalıyla engellediler. Oraya konulmak istenen 103 mabet ağacını valilik kararıyla toplattı. Yerel yönetimler ise, yerel yönetimlerden kastımız Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mevzuat açısından imkan olmasına rağmen 8 yıl hiç adım atmadı. Bu mevzuat açısından lafını açmak istiyorum arkadaşlar. Katliamdan hemen sonra, belki bir hafta, 10 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. Oy birliğiyle dönem Melih Gökçek'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem. Oy birliğiyle, yani AKP'lilerin de evet oyuyla o meydanın demokrasi ve barış meydanı olarak düzenlenmesi ve buraya bir anıt yapılması kararını alıyor. Belediye meclisi bu kararı alıyor. Ancak alır almaz aynı hızda sümenaltı dedi. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oraya bir anıt yapması önünde mevzuat açısından, yasa açısından, hukuk açısından, vicdan açısından zaten hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Ama buna rağmen bir türlü gerekli adımlar atılamadı. Haksızlık etmeyelim. Yaklaşık bir sene önce bu yönde bir çalışmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi sahiplerini çok vakıf olmasak da başlattı. Bu ülkenin yüz akı heykeltıraşlarından Metin Yurdanur abinize bir anıt sipariş edildi. Metin Yurdanur bunun hazırlıklarını yaptı. Ancak bir senedir bu anıtın yerine oturtulması, katliamda kendini patlatan canlı bombaların olduğu yere oturtulması konusunda ne yazık ki özellikle valiliğin çıkardığı engeller nedeniyle bir aşama kaydedemiyoruz. Yine hatırlayın, yakın bir zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir toplantıda bu anıtın 9 Ekim'de açılacağını söylemişti. Bize de aynı tarih konusunda bilgi geldi. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ancak öğreniyoruz ki Ankara Valiliği'nin, Ankara Belediyesi'nin anıt yapımı için yapması gereken çalışmalara ilişkin gerekli izni vermeden, aslında standart bir prosedür, öyle herhangi bir araştırmaya gerek duyulmayan bir prosedür, başka bugüne kadar çıkarmadığı engeli, zorluğu, eziyeti Ankara Valiliği çıkarmış. Biz hazırladığımız programda 9 Ekim günü anıt açılışını kendi programımıza aldık. Valiliği bir kez daha uyarıyoruz. Anıt açılış programını kendi mecrasına bırakın. Üstünüze vazife olmayan işlere karışmayın. Bizim acımızı, bizim yasımızı daha fazla artıran işler yapmayın. Belediyeye gerekli izni verin ve belediyede o anıtın yapımını 9 Ekim'e yetiştirsin. Bütün bunlar gösteriyor ki bizi adaletsizlikle, haksızlıkla, zulümle, eziyetle terbiye etmek isteyenler şimdi de anıtsızlıkla, anıtımızı engellemekle, hafızasızlıkla terbiye etmek istiyorlar. Sevgili yoldaşlarım, hoş geldiniz. Yaşar kimi insan, yaşıyor mu ölümü bilemezsin. Ölür kimi insan, yaşar aramızda yarattıklarıyla, ekmeğimizde, aşkımızda ve kavgamızda. Ne zaman ölür bir insan, adı unutulduğunda. Ne zaman ölür bir insan, yüzü unutulduğunda.
Ne zaman ölür bir insan? Düşlerinden vazgeçildiğinde. Biz bizden eve giden yoldaşlarımızın adlarını, düşlerini ve yüzlerini unutmuyoruz. Unutmaya karşı açılan bir sergidir bu. Bizi kanatan bir sergidir. Ve yeniden acıyı çağırarak sınıf öfkemizi bu sınıf düşmanlarımıza karşı bileceğimiz bir sergidir.